Öncelikle bir istatistikten bahsetmek istiyorum. O da şu, orta ve genç yaş insanlarda ani kardiyak ölümün istatistiklere göre birinci sebebi spordur. Ancak şöyle bir spor, yarışmalı sporlar, örneğin işte basketbol maçı yapmak, single tenis oynamak ya da işte halı sahada futbol oynamak, bunlar riski arttıran sporlar. Ancak yürüyüş yapmak, Hafif tempolu koşu yapmak, yarışmaya girmeksizin dağ bisikleti veya yol bisikletiyle bisiklet yapmak ve tek başına yaptığınız, herhangi bir insanla yarışmadan yaptığınız spor ise salgılattığı endorfin sayesinde bir, tansiyonun daha iyi olmasını sağlıyor. iki daha çok mutlu olmanızı sağlıyor. Üç, kalp sağlığınızı ve kalp krizi geçirme riskinizi azaltıyor. Dolayısıyla bir... Yandan iyi bir şey spor yapmak ama bir yandan da belli koşullar olduğu takdirde de çok katastrofik, çok ölümcül sonuçları olabilecek bir şey. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle orta yaş ve orta yaşı biraz geçkin, 35-50-55 yaş arası insanlarda yarışmalı spor oldukça riskli bir şey. Bununla birlikte yine de son yıllarda gördüğüm kadarıyla işte Ironman, e, triatlon, e, uzun mesafe koşular e, gibi e, insan fizyolojisini oldukça zorlayan sporları yapmak yönünde bir e, ve bunu bir sosyalleşme aracı olarak gören ve bundan büyük mutluluk duyan orta yaş ve e, biraz üzerindeki bir hasta grubum var. E, yani bunu yapmayın tamamen demek doğru değil. Ancak yapılacaksa da belli kurallara uymak ve bir yarışmadan önce mutlaka optimal performansta olunmasını sağlamak, belki kardiyoloji kontrolünden bir geçmekte fayda var. Bu uzun soluklu ve insan fizyolojisini zorlayan yarışma esnasında da mutlaka sıvı alımına dikkat etmek gerekiyor. Bununla birlikte bazı hasta grupları var ki kesinlikle bu tarz bir spora yapmaması gerekiyor. Örneğin en sık rastlanılan doğumsal kalp hastalıklarından biri olan aort kapağın üç yerine iki yaprakçıktan oluşması. Bir Küspita aorta dediğimiz durum. Bu normal hafif sporlar günlük hayat esnasında sorun yaratmayan bir durumdur ve tanıda kesinlikle konulmaz. Normal e, fizik muayene esnasında e, bir küspit aortanın ol, olmadığından hiç kimse şüphelenemez. Ancak e, ekstrem bir spor yapılmadan önce ile kalp ultrasonuyla bakıldığında bir küspit aort tanısı konulur. E, eğer böyle bir durumunuz varsa, aortunuzda genişleme var ise ya da e, kalp kasında e, doğuştan anormal kalınlaşma durumu söz konusu ise o zaman böyle insan fizyolojisini zorlayan sporları yapmak çok daha yüksek riskli olacak. Bu grup hastaların kesinlikle yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında spor güzeldir. Ben her zaman spor yapılması taraftarıyım. Ben de spor aşığıyım ve spor yaparken ne kadar mutlu olunduğunu bilen birisiyim. O yüzden size zevk veren Mutluluk veren bir şeyden sizi alıkoymayı kesinlikle istemem. Ancak belli koşullarda belli kontrollerin yapıldıktan sonra bunun yapılması çok daha sağlıklı olacaktır. Müzik